yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar evet, yavaş yavaş yeni sezona doğru ilerliyoruz. Şu an sezonumuz bitecek birkaç güne. M6 sezonda gelecek. Ama bugünkü videomuzda M7 ve M8 arkadaşlar sezonlarından size birkaç görüntüler paylaşacağım. Ayrıyeten biliyorsunuz 2 RP'de bir sezon olduğu için şöyle bir hani burada DBS veriyor. M7 ve M8'de hangi silah desenini verecek? Hangi silah desen verecek daha doğrusu? Ona bakacağız. Ayrıyeten biliyorsunuz Jujutsu Kaisen olayı vardı. Gelecek mi gelmeyecek mi falan filan. Onlar da gelecek. Hangi karakterler? Yani set halinde karakter de gelebilir, onu da söyleyeyim. Hangileri gelecek? Onlara da bakacağız. Ayrıyeten yine M7, M8 Royal Pass'ların RP sandıklarına bakacağız. Spider-Man'le alakalı birkaç şeyler gelecek. Spider-Man modu belki gelmeyebilir. Belki diyorum. Biliyorsunuz daha önceden de bir... Hangi filmdi şu an? Adını unuttum. Sadece etkinliği gelmişti o filmin. Şu an Spider-Man'in de belki sadece etkinlikleri. Böyle birkaç ödül falan gelebilir. Ama belki mod gelmez. Ama belki. Belki de gelebilir. Çin'deki olduğu gibi. Şöyle bunları bir inceleyeceğiz bugün. Ondan önce de bir duyurum var. Arkadaşlar bugün akşam... Daha doğrusu işte akşama doğru... Saat Türkiye saatiyle 5'te PUBG New State yayını olacak. Ödüllü olacak arkadaşlar. Bayağı bir kod vereceğiz. Promosyon kodu, onu da söyleyeyim. Gelirseniz mutlu olurum. Şimdi hemen konumuza geçelim. Şöyle arkadaşlar. Arka tarafa bir bakalım. Lobimiz değişiyor. Sanki böyle biraz daha hani böyle parkurcular olur ya, böyle oradan oraya uçan kaçan adamlar olur. Onların parkuru gibi, daha doğrusu arka taraf öyle bir şey olmuş. Sizce nasıl olmuş yani lobi? Böyle bir lobi bizi bekliyor 1.8'de. Şöyle biraz daha bakırsak airdrop falan yazıyor arkada. Airdrop'u al diyor. Start yazısı değişti biliyorsunuz. Bu arada harita, Livik haritası yeni haliyle bugün attığım videosunun sol tarafta işte yanardağının patladığı gözüküyor. Biz onu gördüğümüzde ilk başta dedik ki Paroma geldi. Çünkü biliyorsunuz Paroma da aynı. Yanardağ patlamıştı. Ama Livi'yi değiştirmişler. Parama gelse daha güzel olurdu bence. Şimdi arkadaşlar. Evet, lobimiz bu şekilde. Yavaş yavaş. Burada yeni sezon artık. C2 Cycle 2 Sezon 4 yani. Şu an sezon 3'teyiz biliyorsunuz. 2 RP bir sezon yapıyor. Oradaki isim çerçevelerini görüyoruz kademelere göre. Bunları zaten biliyorsunuz. Aslakinler. Fatih kısmı. Şu Fatih çerçevesi. Zaten Fatih çerçevelerinde sadece alttaki yazı değişiyor. Herhangi başka bir değişiklik olmuyor. Evet. M7 RP'sinin arkadaşlar logo kısmı bu şekilde. Renkler de anlaşılan böyle kahverenginin tonları olacak gibi M7'deki. M8'de bu şekilde. Burada da kırmızının tonları olacak belli. Seti göremiyoruz. Şurada bir set kısmı var bak. Şimdi şöyle bir geçsin hemen. Çok hızlı geçiyor. Bak şurada. Burada da aslında normalde arkadaşlar kademe setini görmemiz lazım ama şu an göremiyoruz. Yalnız kademe ödüllerinde arkadaşlar MK14'e desen geliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi ayrıyeten Groza geliyor. Groza tabi yükseltilebilir. Artık bunların hangi sezonda veyahut da hangi sezonda daha doğrusu Royal Pass kısmında ekleyecekler bilmiyorum. RP'ye gelmez bunlar. Yükseltilebilir olarak geldiği için. Groza'nın öldürme efekti bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle silahımızı değiştirirsek sürekli. Şu an desenleri göremiyoruz. AK'nin öldürme efekti bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. AVM'nin öldürme efekti. Bayağı bir yükseltili bir silah geliyor. Bu arada 1.8 güncellemesiyle beraber oyunun zaten biliyorsunuz ana şeması değişiyor. Lobideki şeyler yine değişiyor. Bu üçüncü değişim olacak. Biraz daha yine bir yabancılık çekeceğiz. Thompson geliyor, yükseltilebilir. Gördüğünüz gibi. Bunları geçebiliriz yavaş yavaş. Şöyle Thompson'a da geçelim. AUK geliyor.
Adamlar bizi yükseltilebilir silah boğacak belli. Yeni bir arkadaşlar karakter geliyor. Küçük yoldaş. Bunlar bu setler premium ve lucky spin'de gelecek. Bu şu an ekranda gördüğünüz olaylar. RP ile alakası yok diye biliyorum. Şöyle bir çerçevelerimiz var. Bu arada arkadaki robot da artık elbisesini giyiyor. Dikkat ettiyseniz. Ha bir dakika, şimdi şurada size göstereceğim. Az bir geri aldım. Gelecek karakterler arkadaşlar. Yani karakter olarak da gelebilir. Direkt kendi. Nasıl bizim şu anki bu LOL karakterlerinde olduğu gibi. Şimdi Megumi. Bu geliyor arkadaşlar. Setiyle beraber. Ya set gelecek ya karakter gelecek. Ondan sonra Yuji. Bu geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ondan sonra Nobara, bu geliyor arkadaşlar. Ondan sonra da Satoru, bu geliyor. Yani karakter olarak da gelirlerse güzel olurlar. Yani böyle tekli karakter setiyle beraber. Bunlar oyuna ekleniyor. Bu Jujutsu Kaisen olayıyla beraber. Burada farklı şeyler var. İşte First Love diye. Şurada Spider-Man olaylara başlıyor. Çerçevesi filan. Yeni çerçeveler var. Farklı farklı. Görebileceğimiz. Belki Pakistan. Bu Pakistan olayı biraz Pakistan'a özeldir. Belki Türkiye'ye özel bir çerçevede gelebilir. Aslında güzel olur ha. Türkiye'ye özel bir çerçevede gelse. Spider-Man şu çerçeve. Oy bu çerçeve güzelmiş bak. Bunu beğendim. Yine müzikli çerçeveler falan filan. Neyse bu çerçevelere geçelim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle RP sandıklarımız var. Tabii hangisi M7 hangisi M8 şu an bilmiyorum. Ama bunlar geliyor arkadaşlar. RP sandığı olarak. Yine eski sezonlar. Yani şöyle az daha ileri alırsak. Bunları biliyorsunuz. Setleri biliyorsunuz zaten. Şöyle de bakarsak. Eski setleri tekrar koyuyorlar. RP sandıktan artık eskisi kadar şey verilmiyor gibi. Bu diğer RP sandığı bu arada. Bu sezon 10 muydu ya? Hangi sezon lan bu? Şimdi aklıma gelmedi. Bu şekilde eski sezonlar tekrardan buralara eklenmişler. Gelecek danslar var arkadaşlar. Bu arada bedava gelecek danslar da var. Onu da söyleyeyim. Böyle farklı danslar oyuna ekleniyor. Şunlara da şöyle bakarsak. Oğlum bu ne lan? Karate yapıyor resmen. Şu kalp olayı büyük ihtimal desen şeyli olabilir. Çin'deki kalp olayı olabilir. Böyle animasyonlu. O bayağı güzel. Aynen bu. Bu ne makinesi? Para makinesi büyük ihtimal. Pakistan'a özel. Büyük ihtimal Türkiye sorumluluğuna özel de böyle bir popülerlik gelir. Böyle ses dosyaları falan var. Evet arkadaşlar, genel manada bu şekilde şu an gelecek olan yenilikler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.